Şimdi Türkiye'de enerji kaynaklarına geldik. Geçen hafta madenleri konuştuk, bitirdik. Enerji kaynaklarına çok dikkat edin. Demiştim zaten geçen hafta. Gene altını çiziyorum. Enerji kaynakları önemli. Minimum bir tane, maksimum da iki tane soru gelecek enerji kaynaklarından. Önemli konulardan, ÖSYM'nin önemli gördüğü konulardan, hep çıkan konulardan bir tanesi. Dediğim gibi bugüne kadar da hep ya bir tane gelmiş en az ya da iki tane gelmiş en fazla. Genelde sorular çok çetrefilli ve zor sorular olmaz genellikle ama zor soru sorulduğu da zaman zaman oluyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi hemen enerji kaynakları, Türkiye enerji kaynakları diye başlayalım. Enerji kaynakları bakımından fakir bir ülke olduğumuzu zaten söylemiştim. Sıkıntılıyız enerji kaynakları konusunda. ihtiyacımızı karşılamıyor. Bir ülkenin zaten gelişebilmesi için esasen enerjide dışa bağımlılığının az olması lazım. Yani dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığınız zaman Amerika'sı, Almanya'sı, İngiltere'si bu ülkeler hep enerji kaynakları bakımından hep kendi kendine yetebilen ülkelerdir genel olarak. Özellikle işte sanayi devrimiyle taş kömürün kıymet kazanması, İşte petrolün daha sonrasında kıymet kazanması, petrol zengini, taş kömürü zengini ülkeleri dışa bağımlı olmaktan kurtarmış. Ve ucuza enerji üreterek ürettikleri mamul maddelerin, sanayi ürünlerinin üretim maliyetlerini minimum düzeye çekmişler. Ve rekabet güçleri artmıştır dış piyasada. Biz mesela gidip de enerjide dışa bağımlı olmayan bir ülkeyle sanayi konusunda rekabet edebilecek düzeyde değiliz açıkçası. Yani böyle çünkü biz pahalıya mal ediyoruz enerjiye. Yani elektrik enerjisi kullanılıyor. Konuşacağız ama biz Türkiye'de özellikle elektrik enerjisini doğalgazdan karşılıyoruz büyük ölçüde ilk sıralarda ve doğalgazı da Rusya'dan alıyoruz. Yani %90'ını alıyoruz. Al doğalgazı, burada elektriğe çevir. Tabii maliyetli çıkıyor yani haliyle sıkıntılar oluyor. Neyse, dağıtmayalım konuyu. Türkiye'de enerji kaynakları diye başladık. Şimdi enerji kaynaklarını bir sınıflandıracağız. İki grubu alacağız. Bunlardan birincisi yenilenebilir enerji kaynakları. İkincisi yenilenemeyen enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynakları, tükenen enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları da yenilenebilir enerji kaynakları, tükenmeyen enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları da tükenen enerji kaynakları diye sınıflandırılabilir. Nelerdir yenilenebilir enerji kaynakları? Yani tükenmeyen, doğada hep var olacak. Dünya oldukça bunlardan biz elektrik enerjisi elde edeceğiz. Mesela güneş dünyanın en temel enerji kaynağıdır. Birincil enerji kaynağıdır. Dünyada istenilen ölçüde, yani güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen dünyanın sürekli güneş alıyor. Ve güneşte ciddi enerji var. Ciddi miktarda enerji gelmesine rağmen biz henüz istenilen seviyeye tüm dünyada ulaşmamışız güneş enerjisine. Böyle bir durumumuz var. Tam anlamıyla kullanmıyoruz, yararlanmıyoruz. Ama güneş enerjisi önemli. Temiz dediğimiz ve tükenmeyecek enerji kaynaklarından bir tanesidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman bunlar doğanın kendisini oluşturduğu için temiz enerji kaynaklarıdır bunlar. Tertemiz, pırıl pırıl, doğaya zarar vermeyen ya da minimum düzeyde zarar veren. Zarar vermeyen ifadesi yanlış oluyor. Tabii bir beşeri faktör girdiği zaman mutlaka bir zarar vardır. Güneşten enerji elde ettiğiniz zaman da bir zarar vardır. Fakat çok minimum düzeydedir yani. Biyokütle ya da biyomas enerjisi, bu da biyolojik maddelerden bir şekilde elektrik enerjisi. Bu sınıflandırılıyor mesela. Hayvan dışkısından elde ediyorsunuz. Bitkilerden yetiştirdiğiniz bir aspir bitkisi, kolza bitkisi, bunlardan yağ elde ediyorsunuz, yakıt elde ediyorsunuz, enerji elde ediyorsunuz. Ay çekirdeğinden elde ediyorsunuz. Ne bileyim, fındıktan elde ediyorsunuz, yakıyorsunuz kabuğunu. Çöpten elektrik enerjisi elde ediyorsunuz. Bunların hepsi biyokütle enerjisi olarak adlandırılıyor. Ve biyokütle enerjisi de yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından. Rüzgar enerjisi son zamanlarda Türkiye'de oldukça popüler olmaya başladı. Kullanım alanları artmaya başladı. Gene aynı şekilde temiz enerji kaynaklarından bir tanesi. Hidrolik enerji, yani suyu elektrik enerjisine çevirdiğimiz barajlar,
Bunlar yenilenebilir enerji kaynakları, temiz enerji kaynakları gene aynı şekilde. Jeotermal dediğimizde jeo yerdi. Sıcak suyun, yerin altından sıcak suyun kullanılarak elektrik ya bunun buharı kullanıldığı zaman jeotermik deniliyor. Su kullanıldığı zaman da o su elektrik enerjisine dönüştürüldüğünde de jeotermal diye adlandırılıyor. Bu başlıkların hepsini teker teker konuşacağız tabii. Bu da belli koşullarda yenilenebilir. Yani bunun bir koşulu vardır. O koşulda dünyanın iç ısısını kaybetmemesi koşuludur. Dünyanın iç ısısı çekirdekte 5000-6000 derece civarında. Kolay kolay kısa vadede tabii ki kaybetmeyecektir ama en azından yer iç ısısını kaybederse şayet o takdirde biz enerji olarak kullanamayacağımız için yerin altından çıkan bu suyu sıcak olmayacaktır. Çünkü koşulumuz odur. Bunlar güneş, biyo kütle, rüzgar, hidrolik ya da hidroelektrik, jeotermal bunlar yenilenebilir enerji kaynakları içerisindedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları da tükenen enerji kaynakları, belli bir miktarda olan enerji kaynakları. Bunlar yüzünden zaten dünyada bu enerji kaynaklarının paylaşımındaki anlaşmazlıklardan dolayı savaşlar yaşanıyor. Taş kömürü. Kömür grubunun tamamı, kömür dediği zaman, kömür çeşit çeşittir bu arada. Şöyle ben bir bilgi yazayım. Kömür dediğimiz mesela kömür grubu dediğimiz esasen organik tortul kayaç diye adlandırdığımız bir kayaç türüdür ve bitkilerin işte milyonlarca yıl, milyarlarca yıl yerin altında, toprağın altında kalarak içerisindeki suyun kaybolması, karbonun hapsolması zaman içerisinde o bitkilerin taşlaşması ve içinde hapsolan karbonu da daha sonra biz yakıt olarak kullanmamızdır. Kömür dediğimiz budur. Ve kömür grubunu sınıflandırdığımız zaman belli bir miktarda rezerv vardır bu arada. Kömürü sınıflandırdığımız zaman antresit diye bir kömür var mesela. Bu çok sorularda karşıya gelmeyecek ama gördüğünüz zaman bunun kömür olduğunu bilin. Kaliteli, yüksek enerjili kömürlerden bir tanesi. En yaygın olan tabii ikinci sırada taş kömürüdür. Taş kömürünün oluştuğu yazamadık. Taş kömürünün oluştuğu jeolojik zaman hangi zamandı? Hatırlar mısınız? Birinci zaman hocam. Birinci jeolojik zamanda oluşuyordu. Taş kömürü Türkiye birinci jeolojik zamanda oluşmamıştı. 3-4'te oluşmuştu. O yüzden Türkiye'de birinci jeolojik zamana ait bu taş kömürü madeninin çok az görüldüğünü söyleyebiliriz. Zonguldak ve çevresinde konuşacağız. Taş kömürü kaliteli kömürlerden bir tanesi, yüksek enerji veren kömürlerden bir tanesi. Yerin çok derinliklerinde bulunuyor. Bizde az. Sonra üçüncü sırada lignit kömürü var. Lignit kömürü de 3. jeolojik zamanın madeniydi. Dolayısıyla Türkiye 3'te oluştuğuna göre lignit kömürünün bol olması gerekiyor mantıken ve gerçekten de lignit kömürü boldur bizde. Taş kömürüne göre kalitesi daha düşüktür, düşük kalitelidir. Yaktığınız zaman taş kömürüne göre daha az enerji verir yani ama Türkiye 3. jeolojik zamanda oluştuğu için Türkiye'nin her yeri 3. jeolojik zamanda oluştuğu için 7 bölgenin 7'sinde de lignit kömürüne rastlayabiliyoruz. Sonra bir de turba kömürü vardı. Turba kömürü de bunların içerisinde en adisi, en kalitesizidir. Esasen evlerde falan kullanılıyor. Bu olduğu gibi kömür grubudur burası. Tabii birbirinden farklıdır içeriğine baktığımız zaman. Ama sonuç olarak biz bu birinci, ikinci zamanda, üçüncü zamanda oluşan bu enerji kaynağı bitkilerden oluşuyor dedik ve bitkiler fosilleşiyor. Dolayısıyla bu enerji kaynakları yani taş kömürü, lignit kömürü, petrole de geleceğiz. Fosil yakıt olarak da adlandırılır. Eskiden canlı olan fosilleşmiş bu enerji kaynakları fosil yakıt diye de adlandırılıyor. Sonra taş kömürü fosil yakıttır. Lignit kömürü fosil yakıttır. Doğal gaz fosil yakıttır. Türkiye'de azdır. Petrol her ne kadar 3. jeolojik zamanda olsa da Anadolu levhasında petrol bulunmaz. Petrol fakiri fukarası bir ülkeyiz. Petrol de bu arada okyanusun tabanında ya da denizlerin tabanında canlıların birikmesi ve orada çamurlaşması, basınç altında kalarak ağırlıkla çamurlaşması belli bir zaman sonra. Buna biz petrol ismini veriyorduk. Petrol Türkiye'de pek az çıkartılan bir maden de her ne kadar 3. jeolojik zamana ait olsa da. Ama sonuç olarak fosildir. O da canlılardan oluşur. Şuraya baktığınız zaman şu grup yani taş kömürü, lignit, doğalgaz, petrol bunların tamamı fosil yakıttır. Bunlar
yenilenebilir enerji kaynaklarına göre çok fazla zarar verirler atmosfere, çevreye çok fazla zarar verirler bunlar fosil yakıtlar. Aklınızda bulunsun. Bunların karbon salımı yüksektir. İçlerinde zaten karbondan oluştuğunu söyledim. Bunları yaktığınız zaman çok fazla karbon açığa çıkar ki karbon doğada hava kirliliği yaratan ya da sera etkisi yaratan sıkıntılı çok fazla karbon verdiğiniz zaman bunun problemlerini, çevresel problemlerini yaşıyoruz biz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Sonuç olarak taş kömürü, lignit, doğalgaz, petrol, fosil yakıttır. Aynı zamanda bunlar çevreye çok zarar verir. Ama derse ki yani şunların içerisinde en çok çevreye zarar veren yani tamamı içerisinde yenilemeye taş kömürü, lignit, doğalgaz, petrol bunlar çok zarar verir. En çok fosil grup zarar verir. Bunların içerisinde en az yani şunların içerisinde en az hangisi zarar verir diye sorarsa şayet en az bunların içerisinde adından da anlaşılacağı gibi doğalgazın zararı vardır. Bunun verdiği zarar bir taş kömürüne, bir lignite, bir petrole göre daha azdır diyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Taş kömürünün verdiği zarar çok fazladır mesela. Çok fazla hava kirliliğine sebep olur. Bu arada nükleeri ayrı tuttuk. Nükleer de tükenecek bir enerji kaynağıdır. Bunlar sonuç olarak yerin altında belli bir miktarda var. Ve bir gün tükenecek bunlar. Yani kalmayacaklar. Dedim ya en başta. Yani bunlar tükeneceği için zaten bu kadar büyük sıkıntı dünyada ülkeler arasında bunların paylaşımı noktasında sıkıntı yaşanıyor. Şey diyor ki Araplar diyor ki bizde diyor 100 milyar varil petrol rezervi kaldı. Bitecek yani bir şekilde. Amerika'da bitecek, Rusya'da bitecek. Bunların tamamı bir gün bitecek. Nükleer enerjiyi ayrı tuttum. Çünkü nükleer enerji bunlardan farklıdır. Nükleer enerjide bazı madenler, radyoaktif elementler kullanılıyor çeşitli şekillerde. Uranyum ve toryum zenginleştirilerek nükleer enerji kullanılıyor. Fosil yakıt değildir nükleer enerji. Yani nükleer enerjiyi kullandığınızda, nükleer enerji santralinde enerji ürettiğinizde atmosfere doğrudan bir zarar, ziyan yoktur. Doğrudan atmosfere zarar vermediğini, doğrudan bir çevresel sıkıntısının olmadığını, en azından enerji üretimi sırasında çevresel sıkıntısının olmadığını biliniz. Bunları uzun uzun konuşacağız zaten. Hepsini teker teker ayrıca değineceğiz. Nükleer enerji fosil değildir ve atmosfere doğrudan bir zarar da yoktur. Tekrar altını çizerek belirtelim. Şimdi Türkiye'de 2019 TÜİK verilerine göre elektrik üretirken hangi enerji kaynaklarını kullanıyoruz biz? Türkiye'de elektrik üretirken hangi enerji kaynaklarını kullanıyoruz? En çok hangi enerji kaynaklarını kullanıyoruz? %37 kömür. Bu bilgi değişti bundan bir 3 sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Doğalgaz daha ön plandaydı. Doğalgaz birinciydi. Eski kaynaklarda birinci olarak doğalgazı görebilirsiniz. Fakat şu anda 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye en çok elektrik enerjisini kömürden elde ediyor. O da yaklaşık olarak Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin %37'sine denk geliyor. Biz en çok birinci sırada kömürden. İkinci sırada doğalgazdan elektrik enerjisi üretiyoruz. Yurt dışından satın aldığımız doğalgazı elektrik enerjisine çeviriyoruz. Üçüncü sırada hidrolik %20 yani akarsularımızdan elde ediyoruz. Bu %20'nin yaklaşık olarak yarısı da GAP projesinde üretiliyor. Artı bir parantez açayım buraya. Türkiye'de üretilen, sudan üretilen elektrik enerjisinin yarısına yakını, belki yarısından birazcık daha fazlası Güneydoğu Anadolu Bölgesi projesi, GAP projesiyle yapılan barajlardan elde ediliyor. Aklınızda bulunsun. Buna da değineceğiz. Üçüncü sırada hidrolik var. Daha sonrasında dördüncü sırada rüzgar artıyor. Beşinci sırada güneş. Altıncı sırada jeotermal var. Yedinci sırada diğer işte biyodizelmiş, petrolmüş, fuel oilmuş gibi bunlar da en son sırada onları hepsini topladığınız zaman %1 ancak yapıyor. Yani yaklaşık olarak oranlarımız bunlar. Fakat burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. O da şu. Şu gördüğünüz kömürün %37 kömür diyor ya.
Büyük çoğunluğu, hem de çok çok büyük çoğunluğu lignit kömürüdür arkadaşlar. Yani şu %37'nin %36'sı lignittir. Geri kalan sadece %1'i, %37'nin sadece %1'i taş kömürüdür. Türkiye'de taş kömürüyle çalışan, kitaplarda yer alan sadece büyük bir termik santral var. Ufak tefek termik santraller var taş kömürüyle çalışan ama kitaplarda çok bahsedilmediği için onlara girmeyeceğim. Sayısı çok az. Türkiye'de taş kömürü az olduğu için taş kömüründen elektrik enerjisi üretme işi de sınırlıdır. Türkiye'de sadece Çatalazı termik santralinde taş kömüründen elektrik enerjisi üretiliyor, elde ediliyor, unutmayınız. Kömür birinci dediğinde yani taş kömürü değildir, o lignit kömürüdür. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet, şunu söyledim zaten. Az önce grafiği söyledim. Genel enerji kaynaklarının kullanımı henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Temiz enerji kaynakları. Petrol, doğalgaz, taş kömürü gibi fosil yakıtların ithalatının payı çok yüksektir. Çünkü bunları kullanmak zorundayız biz. Yenilenebilenler istenilen seviyeye ulaşmadığı için. Şimdi geldik. Türkiye'deki enerji kaynaklarından ilki taş kömürü. Önemli sorular da gelebilir. Taş kömürü az önce de bahsettiğim gibi artık üzerinde çok konuşmayacağım. Birinci jeolojik zamanda oluşan bir maden. Türkiye'de özellikle taş kömürü dediğimiz zaman Karadeniz bölgesi %100'ünü, hatta Batı Karadeniz %100'ünü çıkartıyor. Özellikle Zonguldak ve Kastamonu arası, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Bartın, o bölgede çıkartımı yapılıyor. İnebolu dediği yer Kastamonu'nun ilçesi, kıyıda hemen. O bölgede, Batı Karadeniz'de yoğun bir şekilde çıkartılıyor. Bölgede çıkartılan taş kömürü, bunu da Demirci'de konuşmuştuk. Batı Karadeniz, Zonguldak ve çevresinde çıkartılan taş kömürü oraya Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Demir Çelik ve daha sonrasında Ereğli Demir Çelik fabrikalarının açılmasını sağlamıştır. Ve Kardemir'le Erdemir'de oradaki taş kömürü enerji kaynağı olarak kullanılır. Demir madeni olmamasına rağmen demir çelik fabrikasının açılmasının nedeni de buradaki taş kömürü yataklarıydı. Bunu da uzun uzun tekrar tekrar söyledik. Geçiyorum. Şu çok önemli. Bu arada şuna çok dikkat edin. Türkiye'de bu bahsedeceğimiz enerji kaynaklarından, santral isimlerinden bahsedeceğiz. Ve bu santral isimleri bizim için hayati önem taşıyor. Sorularda şöyle diyecek. Aşağıdakilerden hangisi, hangi santral kullandığı enerji kaynağı bakımından farklıdır diyecek. Bu noktada mesela santrallerin ismini söyleyecek. Soma, Yatağan, Tavşanlı, Tunçbilek, Çatalazı. Şıklar bunlar. A şıkkı, Soma B şıkkı, Yatağan C şıkkı, Tavşanlı D şıkkı, Tunçbilek diye E şıkkı Çatalazı. Şimdi siz bunları gördüğünüz zaman, yani Soma gördüğünüz zaman, Tavşanlı gördüğünüz zaman, Yatağan gördüğünüz zaman, Çatalazı gördüğünüz zaman bunların neyle çalıştığını bilmek zorundasınız. Çatalazı termik santrali taş kömürüyle çalışır ama az önce bahsettiğim Soma, Yatağan, Tavşanlı, Tunçbilek onlar lignit kömürüyle çalışır. İsmen gördüğünüz zaman tanımak zorundasınız. Türkiye'de tek bir tane taş kömürüyle çalışan termik santralimiz vardır. O da Çatalazı termik santralidir. Zonguldak'ta bulunan. Burada çıkartılan taş kömürü hem demir çelik fabrikasında hem de Çatalazı termik santralinde elektrik enerjisi elde etmek için kullanılıyor. Türkiye'de çıkartılan taş kömürü ihtiyacımızı karşılamaz ve çok büyük oranda taş kömürü ithal etmek zorunda kalıyoruz. Yüklü taş kömürü ithalatımız var. Bizim ithal ettiğimiz zaten yetersiz olduğunu görünce ithal ettiğimizi de bilirsiniz. Geldik ikinci madenimiz, daha doğrusu enerji kaynağımız lignit kömürü. Lignit kömürü önemli kömürlerden bir tanesi, önemli madenlerden, önemli enerji kaynaklarından bir tanesi. Sorularda gelecek çok fazla yer var lignitle ilgili. Özellikle lignitin 3. jeolojik zamanda oluştuğunu adınız gibi bilin, tersiyer demiştik buna ya da senozoik olarak da gelebilir aklınızda bulunsun. Lignit madeni tüm bölgelerde var. Tüm bölgelerde çıkartılıyor. Rezervi çok bol. Çıkartılan lignitin %88'ini, neredeyse %90'ını termik enerji santrallerinde elektrik enerjisi elde etmek için kullanıyoruz. Yani şurada bahsettiğimiz %37'nin %36'sı lignitle çalışıyor demiştik. Geri kalan şu %88'in dışındaki %10, %12'lik kısmı da evlerde yakacak olarak falan kullanıyoruz.
Bol miktarda lignit olmasına rağmen lignitte de dış alım yaptığımızı unutmayınız. İthal ettiğimiz enerji kaynaklarındandır. Çünkü çok fazla enerji ürettiğimiz için, elektrik enerjisi ürettiğimiz için kendimizdeki bile yetmiyor zaman zaman. Dışarıdan satın almak zorunda kalıyoruz. Lignit daha geç oluşmuştur. O yüzden taş kömürüne göre enerjisi biraz daha düşüktür. Daha yüzeye yakındır. Şimdi geldik Türkiye'deki önemli lignit kaynakları. Şöyle yapacağım. Şunların her biri altın değerinde karşınıza çıkacak. Lignit dendiğinde Yatağan, Muğla Yatağan, Manisa Soma, Kütahya, Tavşanlı olacak, Tavşanlık değil. Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer. Bunlar sorularda fix gelir. Ankara Nallıhan, Ankara ekstra söyleyeceğim Şayırhan, Çorum Dodurga, Amasya Çeltek. Bunlar çok gelmez. Çeltek belki, Dodurga çok sık görmem. Ama Yatağan, Soma, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer bunlar çok fikstir. Ve Türkiye'nin en önemli lignit ile çalışan termik santrali de Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan termik santralidir. Çok gelir sorularda. Fikstir. Lignit eşittir. Afşin Elbistan termik santrali. Sivas'ta Kangal çok sık geldiğini görmedim. Erzurum Horosan çok sık geldiğini görmedim. Çanakkale Çan gelir. Bursa Orhaneli gelir. Yani tekrar şuraya döndüğümde mesela lignitin bu arada çıkartıldığı yerlerin %95'inde santral de vardır. Birçoğunda santral vardır. Ben burada bazılarını, önemli olanları işaretledim daha doğrusu. Mesela şurada Muğla, bir numara Muğla, iki numara Soma, ondan sonra üç numara Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer, dört numara Ankara, beş numara burası neresi? Çorum. Ondan sonra 6 numara Amasya, 7 numara Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan, 8 numara Sivas, Kangal, 9 numara Erzurum, 10 numara Çanakkale, Çam. Bunları gördüğünüz zaman sürekli karşınıza gelir bunlar. Bunları bilmek durumundasınız, zorundasınız. Unutmayınız bunları. Bunlar anca daha önce bahsettim ya, soru çöze çöze yerleşecek mevzulardır. Şimdi geldik diğer bir madenimiz, o da petrol. Türkiye'de petrol sınırlıdır, azdır. Yani üretim tüketimi karşılamaz zaten. Anca işte bir %10'unu falan karşılattırabiliriz üretim tüketimi. O da Türkiye'de petrol 3. jeolojik zamanın ama Türkiye'de 3. jeolojik zamanda olmasına rağmen Anadolu levhasının hiçbir yerinde petrol oluşmamıştır. Böyle bir durumumuz var bizim. Yani hiçbir yerde Anadolu levhasında yok. Diyeceksiniz ki hocam Güneydoğu Anadolu bölgesinde var ama petrol Batman'da falan söyleyeceğiz şimdi. Güneydoğu Anadolu bölgesi o Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa o taraflar Anadolu levhası değil Arap levhasına dahildir arkadaşlar. Dolayısıyla biz aslında Türkiye'de çıkarttığımız petrolün azıcık da olsa Arap levhasında bulunan petrolü kullanıyoruz. Aklınızda bulunsun bu da. Türkiye'deki ilk petrol Batman sınırlarında Raman Dağı'nda gelir sorularda çıktı. Ama bunun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de çıkartılan petrolün %99'unu çıkartıyor. %1'i de Doğu Anadolu bölgesine biraz kayar. İşte Diyarbakır, Siirt, Adıyaman buralarda da var. Çok gelir mi? Çok fazla gelmez. Yani genelde Güneydoğu gibi gelir ama bu arada Adıyaman'da Kahta meşhur ilçelerinden bir tanesi. Buralarda çıkartılıyor. Petrol üretimi tüketimini karşılayamıyor. %90'ı dan fazlasını ithal ediyoruz. %10'unu ancak biz şey yapabiliyoruz. Bunun dışında petrolü dışarıdan satın almak zorundayız. Komşularımızdan özellikle alıyoruz. Irak'tan alıyoruz. Suudi Arabistan'dan alıyoruz. Nijerya'dan gemilerle, tankerlerle alıyoruz. İran'dan satın alıyoruz. Kazakistan'dan alıyoruz. Azerbaycan'dan alıyoruz. Bunlardan biz bol miktarda petrol alımı yapıyoruz. Ham petrolü işleyen işletmelere, yani şimdi petrolü görmüşsünüzdür, ham petrolü çıktığı zaman öyle çamur gibi bulanık, böyle sıvı bir şey. Onu çıkartıp da arabanın deposunda kullanamıyorsunuz. Onu çeşitli yöntemlerle inceltiyorlar, işliyorlar. O kullanılacak hale getiriyorlar yani bizim arabalarımızda ya da ne bileyim günlük hayatımızda.
O petrolü kullanılacak hale getirilen, ham petrolü kullanılacak hale getirilen işletmede de petrol rafinerisi deniliyor. Ve Türkiye'deki petrol rafinerilerine baktığımızda Türkiye'de 4 tane petrol rafinerisi var. Batman petrol rafinerisi Türkiye'de petrolün çıkartılıp işlendiği tek petrol rafinerisidir. Başka hiçbir yerimizde petrol çıkartılıp işlenmez. Bir tek Batman petrol rafinerisinde çıkartılıp işlenir. İzmir Ali Ağa petrol rafinerisi çıkartılmaz ama tankerlerle bilmem nelerle getirilir. İzmir'de Ali Ağa ilçesinde ki petrol rafinerisine taşınır. Orada kullanılacak hale getirir. Niye İzmir'i açmışlar? Çünkü İzmir merkezi bir yer. Limanı var, demiryolu bağlantısı var, iç bölgelerle ulaşımı kolay. Sonra İzmit gene aynı şekilde Türkiye'nin sanayisinin kalbinin attığı şehirdir, şehirlerden biridir. Ve bulunduğu yer hem liman olması hem demiryolu bağlantısı olması, önemli petrol tüketim merkezlerine yakın olmasından dolayı, yol kavşağında olmasından dolayı özellikle Tüpraş olarak karşınıza gelebilir. Türkiye'nin önemli petrol rafinerilerinden bir tanesidir. Hatta en önemlisi İzmit'teki Tüpraş petrol rafinerisidir diyebilirim. Türkiye'deki işlenen petrolün gerek yurt içinde çıkarttığımız gerek dışarıdan hepsini söylüyorum. Yani Türkiye'de kapasite olarak en büyük petrol rafinerisi İzmit Tüpraş petrol rafinerisidir. Yaklaşık %40'ını Türkiye'deki işlenen petrolün İzmit'in elinden geçer. İzmit petrol rafinerisinden. Sonra ikinci sırada İzmir vardır. Kırıkkale Petrol Rafinerisi Ankara'nın yanında Orta Anadolu Petrol Rafinerisi olarak da geçer. Özellikle şeyden nedir onun adı? Ceyhan'dan, Yumurtalık'tan giden bir boru hattı var Kırıkkale'ye. Oradan boru hattından direkt Ankara'ya yakın zaten şuradan bu şekilde çekilmiştir bu boru hattı. Buraya bir petrol rafinerisi açılmıştır merkezi durumda olduğu için. Mersin Petrol Rafinerisi, Mersin'de Ataş diye petrol rafinerimiz vardı. Bir yangın çıktı. Kapatıldı arkadaşlar. Şu anda Ataş Petrol Rafinerisi kaynaklardan da çıkartıldı. Geçtiğimiz iki sene önceye kadar kaynaklarda biz veriyorduk yani hala var diyorduk. Fakat geçen sene mi bu sene mi Mersin'i müfredattan yani müfredatın kaynaklarından, kitaplardan çıkarttılar. Ve şu anda Mersin'de herhangi bir petrol rafinerisi yok olarak geçiyor. O zaman petrol rafinerisi Batman, İzmir, Ali Ağa, İzmit, Tüpraş, Kırıkkale, Orta Anadolu petrol rafinerisi. 4 tane petrol rafinerisi saydım. Türkiye'de petrol ve türevleriyle çalışan 56 tane elektrik santrali bulunuyor. Bunların hepsini bilmek zorunda değilsiniz ama şunu bilin sadece siz. Petrolü elektrik enerjisine çevirdiğimiz bir elektrik santralimiz var bizim yani. Elektrik santrallerimiz var. Mesela petrol türevi nedir? Fuel oil'dur. Ya da asfaltittir mesela. Asfaltitle çalışan Silopide vardı. Fuel oil'le çalışan mesela gene aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam Artvin tarafında vardı. Artvin tarafında oradan şeyle götürülüyordu. Onu tam net hatırlayamadım. Belki yanlış söylüyor olabilirim yerini ama sonuç olarak Türkiye'de petrol türevlerini kullanan fuel oil'la, asfaltitle bilmem neyle elektrik enerjisi elde ettiğimiz santrallerimiz bulunuyor. Bizim aklınızda bulunsun. Geldik doğalgaza. Önemli bizim için gene çıkacak karşımıza gelecek. Doğalgaz rezervleri bakımından fakir bir ülkeyiz. Çok fazla doğalgaz çıkmıyor bizde. Ama çok ihtiyacımız var. Türkiye'de ürettiğimiz elektrik enerjisinin şurada konuşmuştuk. Yaklaşık %30'unu doğalgazdan, ikinci sırada %30'unu doğalgazdan üretiyoruz. Ülkemizde tüketilen doğalgazın sadece %2'si kendi sınırlarımız için içerisinde çıkartıyor. Çok düşük bir oran. Dışa bağımlıyız. İthal ediyoruz. Bizim dış ticaret açığımızın büyük oranda doğalgaz, dışarıdan satın aldığımız doğalgaz şey yapıyor. Bu arada doğalgazı sadece elektrik enerjisi elde etmek için değil, şehirlerimizde ısınmada ya da ne bileyim ocaklarda, mutfaklarda falan o tarz şekilde de kullanıyoruz. Dolayısıyla günlük hayatta çok tükettiğimiz enerji kaynaklarından bir tanesi. Dışa bağımlılığımız yüksek, ithal ettiğimiz enerji kaynaklarından bir tanesi. Konutların ısıtılmasında elektrik enerjisinin %30'unun üretilmesinde kullandığını söyledik.
Türkiye'deki doğalgaz yatakları sorularda çıkacak, karşınıza gelecek. Hamit Abad, fix doğalgaz sorduğu zaman kırklar eli. Trakya'da. Şurada var mı haritam? Şurada kırklar eli diye bir şehrimiz var. Yıldız Dağları bölümünün olduğu yerde. Şurada Hamit Abad diye bir yer var. Tekirdağ, Ayrabolu falan da var. Yani şu bölgede doğalgaz çıkartımı yapılıyor. Bir de Mardin çevresi, Mardin Çamurlu çevresinde doğalgaz çıkartımı yapılıyor. Aklınızda bulunsun. Kırklareli Hamit Abad'da doğalgaz çıkartılır. Mardin Çamurlu sorularda fix sorulur, çıkartılır. Düzce Akçakoca sorularda gelecek karşınıza, çıkartılır. Bunlar özellikle bizim Türkiye'de doğalgaz çıkarttığımız ve sizin karşınıza soru olarak gelecek yerlerdir. Bunun dışında Bursa Ovakça, Kırklareli Hamitabat, İstanbul Ambarlı. Burayı da şöyle ezberleyin. Bunlar şu bahsettiğimiz şu ilk üçü çevrim santralidir. Doğalgazı elektrik enerjisine çevirdiğimiz santrallerdir. Bunu biz şöyle kodladık. OHA. Doğalgazla çalışan termik santraller. Sorularda karşınıza gelecektir bunlar. OHA. Dikkat edin. OHA'nın O'su Ova Akça. Bursa Ova Akça. Hamitabat. Ve Ambarlı. İstanbul Ambarlı. Bunlar doğalgazı elektrik enerjisine çeviren önemli sorularda karşınıza çok gelen yerlerdir. OHA diye kodladık. Bursa Ovakça, Kırklareli Hamitabat, İstanbul Ambarlı dedik. Ama yani 3 tane söyledim ben. 220 küsür termik santral var doğalgazı çeviren. Yani %30 çıkartıyoruz. İkinci sırada çıkartıyoruz. İkinci sırada elektrik enerjisi üretiyoruz. Özür dilerim. Dolayısıyla bunların hepsini zaten ezberlemek mümkün değil ama size sorularda özellikle Milli Eğitim'de vurgu yaptı. Bursa Ovakça, Kırklareli Hamitabat. Hamitabat bu arada çıkartıp işliyor bu arada. Yani hem kendi çıkartıyor hem de elektrik enerjisine çeviriyor. İstanbul Ambarlı'da mesela boru hattıyla getiriliyor oraya, İstanbul Ambarlı'ya. Orada bir çıkarım falan yok. Bursa Ovakça'da bir çıkarım yok mesela. Sonra bir de İzmir'de Ali Ağa Kombine Çevrim Santrali. Bu daha önce çıktı KPSS'de. Şimdi İzmir'de Ali Ağa'da hem petrol rafinerisi var hem de aynı zamanda bir doğalgaz çevrim santrali var. İkisi birlikte var yani. Dolayısıyla İzmir Ali Ağa Kombine Çevrim Santrali doğalgazı dönüştüren elektrik enerjisi elde ettiğimiz aynı zamanda da petrol rafinerisi olarak kullandığımız bir yerdir. Samsun'da, Tekirdağ'da, Sakarya'da falan filan 220 tanesini saymayacağız. Bunlardan 220 tane çevrim santrali var. İthal ettiğimiz doğalgazın yarısından fazlası Rusya'dan. Yani %62'si mi, %63'ü mü öyle bir şeye denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük oran Rusya'dan satın alıyoruz. Ve Rusya'dan da bunları da konuşacağız ama yeri geldiği için söylüyorum. Nasıl alıyoruz biz bu doğalgazı Rusya'dan? Neyle getiriyoruz Türkiye'ye? Var mı bilen? Rusya'dan satın aldığımız doğalgazı neyle getiriyoruz? Nasıl getiriyoruz? Hocam o boru hattı mavi 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 akım. Mavi akımla. mavi. Karadeniz'den, şurada Rusya'nın şu yukarıda gözükmüyor. Rusya şeyi var. Karadeniz'e kıyısı var. Demiş ki Rusya bize, size demiş doğalgaz satalım ve bir boru hattı yapalım sizin için özel. Biz de tamam demişiz. Sonra tabii bunu belli koşullarda bunu da konuşacağız. Yıllık belli bir miktar almaya, belli bir metreküp almaya taahhüt ediyoruz. Ona bağlı olarak da böyle bir boru hattı yaptılar bize. Karadeniz'in içerisinden, Karadeniz'in içinden şöyle Samsun'a bir boru hattı getirildi. Direkt Rusya'dan. Bunun ismi Mavi Akım'dır. Mavi Akım projesiyle getirildi. Biz o %60'ı işte böyle getiriyoruz Türkiye'ye. Boru hattıyla getiriyoruz. Bunun dışında hatırı sayılır bir şekilde İran'dan, Azerbaycan'dan, Cezayir'den, Nijerya'dan, Katar'dan alıyoruz. Birçok doğalgaz aldığımız ülke var ama yani dediğim gibi yaklaşık yarısı Rusya'dan. %15 gibi bir rakam İran. Yine aynı civarlarda Azerbaycan'dan geliyor zaten.
yaklaşık olarak. Ufak miktarlarda da Cezayir, Nijerya ve Katar gibi ülkelerden de alıyoruz. Bu arada şimdi Azerbaycan'dan, İran'dan ve Rusya'dan boru hattıyla getiriyoruz ama Cezayir'den bir boru hattı yok mesela Türkiye'ye. Nijerya'dan da bir boru hattı yok doğalgazı getirecek. O zaman doğalgazı biz nasıl getireceğiz? Sıvılaştırarak tankerlerle getireceğiz. Yani çakmağın içerisindeki gazı görüyorsunuz normalde sıvı gibi duruyor değil mi? Sıkıştırdığın zaman sıvı oluyor ama havayla temas ettiği zaman uçup gidiyor. Aynı muhabbet burada da var. Sıkıştırıyoruz, sıvılaştırıyoruz ve tankerlerle Cezayir, Nijerya, Katar, Amerika Birleşik Devletleri buralardan ta biz doğalgaz sıvılaştırarak getiriyoruz. Sıvılaştırılmış bu doğalgazların depolandığı yerlere LNG terminalleri ismi verilir. LNG terminali. Buraya çok dikkat edin, soru olarak karşınıza gelebilir. Öyle tahmin ediyorum yani. Şimdi Türkiye'de 3 tane büyük LNG terminali bulunuyor. Bunlardan bir tanesi şu anda sizin karşınıza belki de gelebilecek en önemlisi Tuz Gölü LNG terminalidir. Tuz Gölü'nün altında büyük bir doğalgaz deposu. Bakın dikkat edin, bu LNG terminallerinde doğalgaz üretimi yapılmıyor. Doğalgaz falan çıkartılmıyor. Bunlar sadece gelen fazla doğalgazı, hani az önce dedim ya mavi akımı biz imzalarken bizden taahhüt aldılar. Yılda belli bir metreküpün altına düşmeyeceğiz. Zaman zaman fazla alıyoruz ya da eksik kullanıyoruz. Eksik kullandığın zaman onu almak zorundasın. Ne yapacaksın gaz bir şekilde aldığın şeyi? Depolamak zorundasın. Onu da çözümünü böyle bulduk. Tuz Gölü LNG terminali en son yapılan ve en büyük LNG terminalidir. Çok fazla televizyonda dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama geçen sene yani Eylül gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Eylül-Ekim gibiydi. Çok fazla televizyonda, haberlerde falan döndü. Dolayısıyla güncel bir şey olduğu için karşınıza gelebilir Tuz Gölü LNG terminali. Bunun dışında Marmara Ereğlisi LNG terminali. Marmara Ereğlisi de Tekirdağ'da bulunuyor bu arada. Orası da depolandığı bir yer. Ali Ağa LNG terminali İzmir'deki kombine santral demiştik ki orada aynı zamanda bir de LNG sıvılaştırılarak depolandığı bir alan var. Bu üçü Türkiye'nin önemli üç tane büyük LNG terminalleridir. Bu arada aklıma geldim. Bazen geliyor not olarak, gerçi şurada yazmışım ama şeyi ifade etmemişim. Tekirdağ, Hayrabolu'da da şuraya çıkartılandı değil mi? Tekirdağ, Hayrabolu'da da doğal gaz çıkartımı yapılıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şunlara eklemiş olalım yani. Geldik hidrolik enerji. Hidrolik enerji ne? Hidrolik enerji dediğiniz şey suyu elektrik enerjisine çeviriyorsunuz. Suyun gücünü, akış gücünü elektrik enerjisine çeviriyorsunuz. Engebeli bir yer olursa akarsu hızlı akıyor. Akarsu hızlı aktığında darvelerin bir vadi oluşturuyor. Şurada geliyor akıyor. Siz buranın önünü gelip kapattığınızda şurada arkada suyu biriktiriyorsunuz. Ve şuraya da türbinler yapıyorsunuz. Bu suyu buradan çıkarttığınız zaman bu türbinleri döndürüyor ve elektrik enerjisi elde ediyorsunuz. Türkiye oluşumunu geç tamamlamış genç bir ülke. O yüzden yüksek bir ülke, engebeli bir ülke. Akarsularımız hızlı akıyor. Dar ve derin vadi oluşturuyorlar. Bu yüzden hidroelektrik enerji potansiyeli çok yüksektir. Avrupa'da Norveç'ten sonra hidroelektrik enerji potansiyeli en yüksek olan ikinci ülkedir Türkiye. Fakat potansiyel çok yüksek olmasına rağmen bakın şuraya, potansiyeli demek ki kullanamıyoruz. Çünkü hidroelektrikten elektrik enerjisi üretimi 3. sırada. Potansiyeli tam olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye'de üretilen elektriğin ancak %20'sini bu potansiyelden çıkartabilmişiz. Dolayısıyla potansiyeli tam kullanamıyoruz ama potansiyelimizin yüksek olduğunu bilin. Bu potansiyelin sadece %38'i işletmelerde elektrik enerjisine çevrilebiliyor. Doğu Anadolu bölgesi gibi, Karadeniz bölgesi gibi engebesi fazla olan yerlerde bu potansiyel fazla. Mesela Doğu Karadeniz'de Çoruh Nehri üzerinde 12 tane baraj yapıldı. Bu barajlardan bir tanesi Türkiye'nin en derin barajı olan Deriner Barajı'dır. Ve Deriner Barajı şu anda hali hazırda dünyanın en derin 6. derin barajıdır. Ve aynı nehir üzerine, Çoruh Nehri üzerine
bir baraj, bir önemli baraj, bir özel baraj daha yapıldı. 12 tane dedik ama bunlardan bir tanesi önemli. Bitmedi o henüz. O da Yusufeli Barajı. Deriner'den daha derin bir baraj. 279 metre set yüksekliği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 30 metre falan daha yüksek şeyden, Deriner'den. O da dünyanın en derin barajı olacak. Bakın her yere baraj yapabiliyoruz. Türkiye'nin en büyük barajı mesela Atatürk Barajı. Fırat Nehri üzerinde. Atatürk Barajı, Keban Barajı, Karakaya Barajı, Fırat Nehirleri üzerinde. Bu nehirler hızlı akan ve engebeli alanlarda aktıkları için baraj yapma potansiyeli, hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olan nehirlerdir. Bu nehirleri de gene konuşacağız. En büyük hidroelektrik santral Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı'dır. Ve en çok elektrik enerjisi üretilen barajımız da bizim Atatürk Barajı'dır arkadaşlar. En çok elektrik enerjisi ürettiğimiz baraj Atatürk Barajı'dır. Daha sonra Keban Barajı ve Karakaya Barajı. Elazığ'da Keban'la Karakaya barajları var. Şu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Atatürk Barajı GAP projesi sınırları içerisindedir. Şanlıurfa'da GAP'la yapılmış bir barajdır. Ama Keban'la Karakaya barajları GAP projesi kapsamında değildir. Onlar Doğu Anadolu bölgesindedir çünkü. Aklınızda bulunsun bu teferruat. En derin barajımız Çoruh Nehri üzerinde bulunan Deriner Barajı'dır. Deriner Barajı ayrıca dünyanın en derin 6. barajıdır demiştim. Zaten isminden de çıkıyor. Türkiye'de hidroelektrik barajlardan üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık yarısı GAP projesiyle yapılan barajlardan üretilmektedir. Bu bilgiyi de söyledim. Bu arada Türkiye'deki hangi nehrin üzerinde hangi barajın olduğunu bilseniz fena olmaz. Onunla ilgili bir şey hazırlayacağım. Alıştırma gibi bir şey hazırlayacağım. Altında liste de olacak. Daha bitiremedim. Muhtemelen gelecek hafta içinde falan şey yaparız onu. Hangi nehrin üzerinde hangi baraj olduğunu bilirseniz fena olmaz. Çok geleceğini zannetmem ama şunu bilmeniz lazım. Yani o alıştırmada şeyi nedir onun adı? Bir Keban gördüğünüz zaman, bir Kral Kızı gördüğünüz zaman, bir Ilısu gördüğünüz zaman, bir ne bileyim Manavgat gördüğünüz zaman onların baraj olduğunu bilmeniz lazım. Yorumlayabilmeniz lazım. O açıdan isimleri gördüğünüz zaman tanımanız lazım. O yüzden alıştırma üzerinde söylemeyi tercih edeceğim. Biraz sayısı fazla çünkü. Bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Rüzgar enerjisinden.
Geldim ben. Devam edelim. Kaldığımız yerden. Rüzgar enerjisi dedik. Evet, rüzgar enerjisinden devam edelim. Şimdi rüzgar enerjisi temiz enerji kaynaklarından bir tanesi. Tertemiz enerji kaynaklarından bir tanesi. Tek problemi var. Gürültü kirliliğine sebep oluyor. Gürültü kirliliği de bir kirlilik türü olarak isimlendirilir coğrafyada. Yani aşağıdakilerden hangisi kirliliğe sebep olmaz dediğinde hiç sebep olmaz dediğinde rüzgar enerjisini bu şeyde alamazsınız. İllaki bir kirliliği vardır. Gürültü kirliliği vardır. Pardon. Gürültü kirliliğine sebep oluyor. Bir de ekolojik dengeye de biraz zarar veriyor. Kuşların göç yollarına kuruluyor. Kuşlar çünkü bu hava akımlarını kullanıyor. Orada kuşların ölmesine falan sebep oluyor. Bu tarz şeyleri var. Problemleri var. Türkiye'de rüzgar enerjisi potansiyeli en yüksek olan bölge rüzgarın en hızlı estiği bölgelerdir. En şiddetli estiği bölgelerdir. Bunlardan birincisi Ege bölgesidir. İkincisi Marmara bölgesidir ki zaten Türkiye'de en fazla rüzgar enerji santrallerinin bu bölgelerde kurulu olduğunu görebiliriz. Üretilen elektrik toplam elektriğin yaklaşık %7'si rüzgar enerji santrallerinden üretiliyor. Her geçen günde oranı artıyor. Yatırım yapılıyor yani bu iş için. Ticari amaç için kurulan ilk rüzgar enerjisi santrali, bu önemli. Sorularda hep gelecek karşınıza. İzmir, Çeşme, Alaçatı. Çeşme, Alaçatı rüzgar enerjisi santrali. Rüzgar enerjisi santralleri RES olarak da isimlendirilir, aklınızda bulunsun. Çeşme, Alaçatı rüzgar enerjisi santrali Türkiye'nin ilk rüzgar enerjisi santralidir. Hatta uluslararası sörf turnuvaları falan yapılıyor. Çok şiddetli giden varsa bilir, çok şiddetli rüzgarın estiği bir yerdir. İlkini buraya açmışlar. Bunun dışında çevrede, işte İzmir'de, Muğla'da, Aydın Akbük'te, Manisa'da, Çanakkale'de, o Gökçeada falan, Çanakkale, oralarda çok ciddi rüzgarların olduğu yerlerdir. Balıkesir'de, İstanbul'da, Osmaniye'de, Hatay'da, bu Kayseri tarafları, Niğde tarafları yeni yeni yapmaya başladılar. Buralarda rüzgar enerji santralleri var, bulunuyor. Aklınızda bulunsun, haberiniz olsun. Burada sizin karşısına en çok gelecek Çeşme, Alaçatı'dır. Onu da tekrar tekrar yinelemiş olayım. Geldik jeotermal enerjiye. Yerin altından çıkan sıcak suyu elektrik enerjisi olarak kullanan santrallere, elektrik enerjisine çeviren santrallere jeotermal santraller ismi veriliyor. Bu kaynaklarda jeotermal kaynak olarak ifade ediliyor. Jeotermali nerede kullanırız? Bir kere jeotermali konutların ısıtılmasında kullanırız. Yani Ege bölgesinde özellikle Türkiye'de jeotermal enerji dediği zaman aklınıza ilk gelecek bölge Ege bölgesidir. O kırıklı yapısından dolayı yerin altındaki sıcak su yeryüzüne çıkacak çatlaklar bulur kendine. Ve yeryüzüne çıktıktan sonra da orada istediğiniz şekilde ondan yararlanabiliyorsunuz. Konutları ısıtabiliyorsunuz. Seraları ısıtabiliyorsunuz burada. Ya da sağlık turizmi, kaplıca turizmi yapabiliyorsunuz. Çeşit çeşit farklı alanlarda kullanılabiliyor. Jeotermal santraller esasen bizde kaplıcadan falan daha önemli. Elektrik enerjisi olarak kullanılıyor. Fay hatlarıyla paralellik gösterdiğini söyledim. Türkiye'de kırıklı yapının en çok olduğu Batı Anadolu fay hattının olduğu alandır. 198 tane jeotermal kaynak bulunuyor. Jeotermal potansiyelin %79'u Batı Anadolu'da, yani Ege bölgesi çevresi. Güney Marmara'da da bu arada. Fay hattının olduğu yeri gördüğünüz zaman haritada, hani şöyle bir bizim Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattımız vardı. Bunları gördüğünüz zaman hatırlayın, deprem bölgesi, o kırmızı alanlar. Buralar direkt jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olduğu yerlerdir. %79'u büyük çoğunluğu Batı Anadolu'da, %8,5'u İç Anadolu'da, %7,5'u Marmara'da, 4,5'u Doğu Anadolu bölgesinde, kalan 0,5'i de diğer bölgelerimizde bulunuyor. Şu önemli, Türkiye'de işletmeye açılan ilk jeotermal enerji santrali Denizli Sarayköy. Denizli Kızıldere Sarayköy. Kızıldere'yi görmezsiniz fazla ama Denizli Sarayköy diye gelir. Sorularda fix sorulur, hep sorulur, çok sorulur.
Denizli, Sarayköy, Jeotermal Enerji Santrali, Aydın, Salavatlı, Aydın, Salavatlı Buhar Kent olarak geçiyor. Hıdırbeyli çok gelmez. Aydın, Salavatlı gelir. Aydın, Germencik gelir. Germencik, Salavatlı bunlar çok gelecek karşınıza. Bunlar gelir. Çanakkale'de Tuzla'da aktif bir jeotermal enerji santrali açıldı, kuruldu. Ama tekrar altını çiziyorum. Aydın, Salavatlı ve Aydın, Germencik kentleri özellikle ve Denizli Sarayköy özellikle jeotermal enerji santrallerinin olduğu yerler. Güneş enerjisi potansiyeli yüksek Türkiye. Çünkü güneşlenme süresi yüksek olan bir bölge. Bu arada güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu bölgemiz hangisidir sizce? En yüksek güneş enerjisi potansiyeli hangi bölgede? Güneydoğu Anadolu. Aynen, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Akdeniz bölgesi arkasından gelir. İç Anadolu bölgesi sonra gelir. En az olan bölgede Karadeniz'dir tabii ki. Güneş enerjisi potansiyeli en yüksek Güneydoğu Anadolu bölgesi. Çünkü toplamda yaklaşık olarak 3250 saat güneşlenme süresi var. 3000 saatte Akdeniz'in güneşlenme süresi var. Elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra sıcak su elde etmek için kullanıyoruz bunları. Ve ortalama şurada mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinin 3250 saat dedik. Akdeniz bölgesinin 3000 saat dedik. Ortalama güneşlenme süremiz de yüksektir. Bizim 2741 saat. Yani güne vurduğunuz zaman günün 7,5 saati güneşi görebiliyor Türkiye ortalaması. Böyle yüksek bir oranımız var. En yüksek Güneydoğu Anadolu bölgesinde arkasından Akdeniz, Ege, İç Anadolu diye gidiyor. En az Karadeniz bölgesi. Ortalamadan yaklaşık 1000 saat daha düşük ya da en yüksek güneşlenme süresi 3250 saat Güneydoğu Anadolu bölgesiyle neredeyse yarı yarıya fark ediyor. Karadeniz'de bulutlanma fazla olduğu için, yağmur fazla olduğu için Karadeniz bölgesinde güneşlenme süresinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda 3616 tane güneş santralimiz var. Çok, yani şu sayı önemli değil. Toplam elektrik enerjimizin %1'ine bile ulaştırmıyor. Güneşten demek ki istediğimiz ölçüde elektrik enerjisi elde edemiyoruz. Böyle bir durum var, aklınızda bulunsun. 2019, yani geçtiğimiz yılın Kasım ayında Konya Karapınar'da kurulacak olan 1000 megawatt kapasiteli, megawatt mıydı, megawatt mıydı, öyle bir şey tam hatırlayamadım birimini. Güneş enerji santrali dünyanın en büyük güneş enerji santrallerinden birinin inşaatına başlandı. Konya Karapınar çünkü zaten çölleşmeye başlıyor. Güneşlenme süresi yüksek demiştik. Su olmadığı için o düzlükleri tarımda da değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla güneş enerjisi santrali olarak orayı değerlendirmeyi planlıyoruz. 2019'da böyle bir güneş enerjisi santralinin inşaatına başlandı Karapınar'da. Bu da aklınızda bulunsun. Geldik biyokütle enerjisine. Biyokütle dediğimiz ilk bahsettiğim organik maddelerden. İşte saman olur, mısır koçanı olur, aspir olur, kolza olur, pamuk atığı olur, evsel atık olur, hayvansal atık olur. Yani bunları değerlendirip bir şekilde bu organik maddeleri elektrik enerjisi üretimi için, yakıt için yapıyorsanız siz biyokütle enerjisi kullanıyorsunuz demektir. Klasik biyokütle enerjisinde odun, bitkisel hayvan kökenli maddeler yakılır. Modern anlamdaki biyokütle enerjisinde de kolza gibi, aspir gibi yüksek yağ oranına sahip tarım ürünleri ya da bitkiler kullanılır. Mesela kolza bitkisinden kanola yağı elde ediliyor. Ve pardon yanlış söyledim. Aspir bitkisinden kanola yağı elde ediliyor ve bu kolza olsun, aspir olsun %40'ı, %50'si yağ olan bitkilerdir. Dolayısıyla bunları özellikle biz bu yağları enerji elde etmek için kullanıyoruz. Ayçiçeğini kullanıyoruz, soya fasulyesini kullanıyoruz, diğer yağlı tohumları kullanıyoruz, hayvansal yağları kullanıyoruz. Mısırı, şeker pancarını kullanıyoruz. Bunlardan biyodizel yakıt elde ediyoruz. Modern anlamdaki biyokütle enerjisi dediğimiz mevzu da budur. Bu arada bitkisel, hayvansal atıklardan
şehir atıklarından biyogaz dediğimiz bir enerji kaynağı elde ediliyor. Bunun en güzel örneği de Ankara'da Mamak Çöplüğü belki bilen vardır. Burası çöplükteki şeyi, materyali kullanarak biyogaz enerjisi elde ediyorlar. Ve çıkan gazı da, gazla da çevredeki seralar ısıtılıyor. Böyle bir güzel sistem yapmışlar Ankara'da. Bunların dışında Mersin'de, Eskişehir'de, Antalya'da, İstanbul'da, Samsun'da biyokütle santralleri, yani biyodizel yakıt üreten santraller ve bu yakıt üretimi sonucunda elektrik enerjisi elde edilen santrallerimiz bulunuyor. Son enerji kaynağımız da nükleer enerjidir. Nükleer enerji son gündemde, son zamanlarda özellikle gündemde olan önemli enerji kaynaklarından bir tanesi. Tartışmalı enerji kaynaklarından bir tanesi. Yani potansiyel olarak gerçekten şu ana kadar konuştuğumuz enerji kaynakları içerisinde en tehlikelisi diyebiliriz. Ama potansiyel olarak. Ama hani ilk başta da söyledim. Nükleer enerjiden elektrik enerjisi elde ederken atmosfere doğrudan bir zararı olmuyor. Düzgün yapıldığı takdirde çok ciddi miktarlarda ucuza elektrik enerjisi üretebiliyorsunuz. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımız zaman birçoğunun nükleer enerji santralinde ürettiği elektrik enerjisini kullandığını görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri olsun, Almanya olsun, Fransa olsun, yani yanı başımızdaki Ermenistan'da bile bir tane var nükleer enerji santrali. Japonya yine aynı şekilde kullanıyor. Japonya kullanmak zorunda, Japonya'nın bir kaynağı yok çünkü. Mecbur yani. O kadar sanayileşmiş bir ülkenin muhakkak enerjiyi kendi üretmesi gerekiyor. Türkiye'de bu dünyada sanayileşmiş, kendi elektrik enerjisini kendisi üreten ülkeler grubunda yer almak istiyor. Yani dediğim gibi doğru düzgün yapılırsa çok öyle ciddi boyutlarda problem yaratmıyor. Şimdi bunun nükleer enerjiyle ilgili sıkıntının, çevre felaketinin yaşandığı elimizde iki tane örnek var. Bunlardan bir tanesi Çernobil faciası, bir tanesi de Fukushima, Japonya'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan facia. Şimdi Çernobil insan hatası tamamen. Çernobil'de reaktörler çalışırken fazla bir deney yapıyorlar oradaki bilim insanları. Reaktör çalışırken yapıyorlar bu deneyi ve o deneyi kaldırmadığı için çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Tabii Türkiye'ye kadar geliyor bunun sonuçları, yani problemleri. Orada insan hatası var. Japonya'dakine baktığımız zaman da, Fukushima'ya baktığımız zaman da oradaki de çok büyük ölçekli bir deprem yaşanıyor. Depremden dolayı değil, depremden sonraki tsunami'den dolayı nükleer santralin reaktörlerinden, soğutma ünitelerinden bir tanesi bozuluyor. O da soğutamayınca bir patlamaya sebep oluyor. Ve zannedersem şu an bile hala merkeze gidilebilmiş değil Fukushima'da. Bu tarz sıkıntılar oluyor. Tabii Türkiye bu işin neresinde? Türkiye işte yani adam gibi üretmeyi başarabilirsek şayet. Kaldı ki biz yani ülke içerisinde de yetişmiş kalifiye elemanımız da yoktu. Yani nükleer enerji üretebilecek seviyede vasıflı insanımız yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam 160 tane öğrenci seçildi Türkiye'de. Bunlar Rusya'ya nükleer enerjiyle ilgili eğitim veren bir üniversiteye gittiler. Bu üniversitede eğitimleri tamamlandı. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam ya bu sene döndüler ya geçen sene döndüler. Eğitimlerini tamamladılar. Ruslar yapacak Türkiye'dekini. Mersin'de Akkuyu nükleer santralini 2023'te açılması planlanıyor. Temelini falan attılar. Sinop'takini de Japonların açması planlanıyor. Mersin'de 5 üniteden bahsediliyor. Sinop'ta da 4 üniteden bahsediliyor. Bu iki nükleer santralin toplamda
9 ünitesi olacak ve bu 9 üniteden üretilen elektrik enerjisi miktarı seneye baktığımız zaman yaklaşık 25-30 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediyorlar ki bu büyük oran. Yani biz zaten doğalgazı Rusya'dan 25 milyar dolarlık senede alım yapıyoruz yani. Düzgün kullanabilirsek bu problem yaşamayacağız. Yap işlet devret modeliyle yaptılar. 50 yıl Ruslar işletecekler bunu. Daha sonra bize devredecekler bildiğim kadarıyla. O zamana kadar kim ölür, kim kalır bilemiyorum ama tabii. Keşke bu enerji kaynaklarını kullanmak zorunda olmasaydık. Keşke çevreye bu denli zarar verecek şeylerle şeyler yerine temiz enerji kaynaklarını kullanabiliyor olsaydık. Ama ne yazık ki tüm dünyada teknolojik seviye henüz buna hazır olmadığı için mecburen bir şekilde güçlü olmak istiyorsanız enerjinizi kendiniz üreteceksiniz ve ne yazık ki nükleer enerjiyi kullanmak zorunda kalıyoruz. Neyse işin hikaye kısmını geçeyim. Akkuyu nükleer santrali Ruslar tarafından yapılacak dedik. 2023'te bitirilmesi hedefleniyor dedik. Rusya'da eğitime giden 245 öğrencinin 88'i, yanlış hatırlamışım, 160 değil, 245 öğrenciden 88'i mezun olmuş bu sene. Sinop'ta kurulması planlanan da Japonlar tarafından yapılacak. Şimdi Ağustos 2019 itibariyle 31 ülkede 450 tane nükleer reaktör çalışıyor işletmede. 19 ülkede 52 tane reaktör yapılıyor. Devam ediyor inşaatı bunların. Nükleer güç santrallerinde üretilen elektrik dünya elektrik arzının yaklaşık %10'una denk geliyor. Ülke bazında baktığımız zaman da Fransa'da elektrik talebinin %72'sini nükleer enerjiden sağlıyorlar. Ukrayna'da %53'ünü nükleer enerjiden sağlıyorlar. İsveç'te %40'ını, Belçika'da %39'unu. Avrupa Birliği ülkeleri %28'ini, Güney Kore %24'ünü, Amerika Birleşik Devletleri %19'unu bu enerjiden sağlıyor. Tabloda biz de bulunacağız. Kısmet olursa inşallah. Bakalım bilmiyorum. Hayırlısı. Evet. Şurayı da enerji kaynaklarını da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi sanayiye geçeceğim galiba. Şöyle bir bakayım. Meslek haftaya. Haftaya mı geçeyim? Tamam olur. Zaten herhalde Haziran'ın yani fazla bir şeyimiz kalmadı zaten. Sanayi ticaret var. Sanayi haftaya biter. Ticaret var daha sonrasında. Dış ticareti var. Bir haftada o biter. Size iki hafta. Ondan sonra şuradan bakayım. Bir, iki. Sonraki hafta zaten şeye geliyor. Nedir onun adı? Bayrama geliyor. Muhtemelen bayramdan sonra şey yüz yüze eğitime geçeceğiz. Öyle zannediyorum yani. Açıklama yapmadılar ama ya biri ya sekizi gibi falan bir mevzu döndü ama muhtemelen açılacak yani bayramdan sonra. Hocam çoğu dershaneler için 1 Haziran dendi. Bir çoğu dershane muhtelif kurs mu? Ya şöyle mesela benim arkadaşlarım İstanbul'da Murat dershanesine gidiyorlar. Onlara mesela 1 Haziran denmiş. Ya şöyle aslında şeyin Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı bir bildiri var. Onda 1 Haziran olarak verdiler tarihi. Ama resmi yazılı gelmediği için biraz temkinli konuşmak istedim açıkçası. Ama yani büyük ihtimalle %95 ihtimalle bir terslik olmazsa 1 Haziran'da başlayacak tahmin ediyoruz. Döndüğümüz zaman da nasıl bir program izleyeceğiz? Yani nereye kadar gideceğiz bilmiyorum ama şöyle biz atıyorum 1 Haziran'da şeyin başladığını düşünürsek ulaşım pardon özür dilerim. Sanayi biter, ticaret biter. Ulaşımla turizm kalıyor. Yani 2-3 saatlik falan dersimiz kalıyor. Bu şekilde gidersek. 1 Haziran'da en son konularımızı, ulaşım ve turizm konularımızı işleriz. Onları yüz yüze işleriz büyük ihtimalle. Yaklaşık o da 2-3 saatlik bir şey yapar. Haziran'ın ikinci haftasında konularımız bitmiş olur. Allah'tan bir mani çıkmaz. Ama sonrasında
İşte bu arada kaçırdığımız dersleri tekrar şöyle bir, yani uzaktan eğitimle işlediğimiz dersleri tekrar bir konuşur muyuz? Tekrar sorumu çözeriz, yüzeysel hızlı mı geçeriz? Nasıl bir şey yaparız? Biraz da size bağlı aslında. Sizden üzerinden böyle tekrarlarımız olsun. Yani tekrarlarımız soru üzerinden olsa bana göre de daha sağlıklı oluyor. Bence de öyle. Bence de soru üzerinden olsa daha iyi olur. O zaman o şekilde nasıl isterseniz öyle devam edeceğiz. Yani yeteri kadar zaten. Sınavı kaçına almışlardı bu arada lisansı? 25 Ekim. Ney? Lisans. Lisans 25 Ekim. Lisans Eylül'ün kaçıydı? 9'u muydu? Eylül'ün 9'u ilk haftası gibi bir şeydi. Yani çok öyle büyük bir acelemiz falan da yok. Aslında bir şey değil mi? Yani kullanmasını bilen için bu tatiller bilmem neler falan filan sınavın ertelenmesi aslında çok büyük avantaj. Öyle düşünüyorum ben. Eğer kullanabilirseniz şayet. Hocam açıkçası ben kendi adımdan konuşayım. Ben coğrafyayı bitirdim. Zaten bitirdim. Şu anda bireysel olarak bitirmeniz gerekiyordu. Evet. Evet. Ama mesela tarih bitmiyor. İlerlemiyor. Niye? Gitmiyor yani. Hocam çok konu var ve hani sürekli başa sarıyoruz. Ya tarihin öyle bir sıkıntısı var değil mi? Evet. Tarih çok nankör bir ders. Unutuluyor. Yani öğreniyorsun. Ondan sonra tekrar biraz gidiyorsun. Ondan sonra unutuluyor, gidiyor, yok oluyor. Evet. Yani tarihin ne yazık ki. Coğrafyada bu yoktur mesela. Coğrafyada öğrendiğin zaman unutmazsın kolay kolay. Yani şey, böyle çok bilgi ezber falan değilse. Evet. Ondan sonra çok şey olmaz yani. Hocam bize harita hazırlayabilseniz çok güzel olacak. Vallahi harita hazırla. Ne haritası? Bu madenlerle ilgili mesela. Şey mi? Zaten var harita. Hani böyle tek bir haritada olsun hani hepsi. Hepsini tek yerde mi istiyorsunuz? Evet. Hazırlarım da çok karışık olmaz mı? Bence iyi olur gibime geliyor. Yani hepsini tek yerde A3'e falan yapabilirim büyük. Ama fotokopi falan olacağı için de o da biraz çok her şey birbirine karışır. Nasıl olacak ki? Yani en azından bir deneyim bakayım ya. Yani öyle bir şey var aslında aklımda. Harita. Evet söylemiştiniz bize de. O yüzden de. Yani aslında biraz da başladım da şeyine bir türlü şekline şemaline şey yapamadım yani. Karar veremediğim için ilerleyemiyorum bir türlü. Yani hepsini tek şeyde yapmak yani. Yani en azından en çok karıştırdıklarımız bir arada olsa. Yani öyle bir şey olabilir. Öyle bir şey olabilir. Tamam bakalım. Olur inşallah. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Tamam, sorusu olan var mı? Benim yok. Tamam şu. İyi akşamlar hocam. Hadi iyi akşamlar. Hatta iyi geceler. İyi geceler size. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ettim. Hadi bay bay. Bay bay.